Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçe'de ikili sistemin ilacı Joshua King haberiyle başlayalım. Vaktimiz kalırsa sizler de sıkılmazsanız inşallah kısa kısadan da birkaç tane mühim duyum veririm arkadaşlar size. Hocam bizim sıkılmayacağımızı nereden biliyorsun? Tahmin. Yani insan e, iletişimde olduğu kişileri az buçuk tanır diye düşünüyorum. Ben sizleri az da olsun tanıdığımı düşünüyorum arkadaşlar. Jesus yönetiminde bu sezon tek hedef şampiyonluk Fenerbahçe'de. Ve Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Üstelik bu haberlerin peş peşe gelme sebebini de söyleyeyim size. Fenerbahçe'nin kampı bitti. Yani mantık matematik süzgecinden geçirirsek e, bizim ne çıkarımda bulunmamız lazım? Avusturya kampı bittiğine göre hatta erken bitirildiğine göre defter kapandı. Gidecekler okey, kalacaklar okey. Jesus kesin kararını verdi olarak algılıyoruz. Yanılmıyorsunuz da. Şimdi eldeki forvetlerin performansından açıkçası %100 olarak memnun değil Portekizli Kurt Hoca. Ve dev bir plan peşinde diyor ee, gazeteler. Bu ismin Joshua King olduğunu da açık açık yazıyorlar ve diyorlar ki e, Jesus'un uy ısrarla uygulamak istediği 4-1-3-2 sisteminde e, uygun ve bu nedenle ön plana çıktı diyor. Watford küme düştü. 1 Temmuz itibariyle serbest kaldı. Transfer gerçekleşirse servis ödenmeyecek. Kariyerin önemli bölümlerinde Santrafor ve forvet, yardımcı forvet, gizli forvet olarak oynayan King de kanatlarda da oynayabiliyor. Şimdi hal böyleyken baktığınız zaman 4-1-3-2 düzeninde Buruma, Rossi daha çok şans aldı gibi Cesus'tan ama hani King ismine sıcak baktığı kaydedildi diyor. Ee, Samat'tan da kamp dönüşünde kulüp arayışlarını hızlandıracağı kaydedildi. Samat ne demek? Ben anlamıyorum. Ya, insandan bahsediliyor gibi ama ben tanımıyorum. Ha Samatta için karar diye bir haber var şurada dur onu da bir okuyayım. Belki aklıma gelir. Valencia'da teklifler var ama şu an değerlendirmede iki futbolcu birden giderse 4 golcü alınabilir demiş. Yok 50 tane alınacak. 4 az. 50 tane alınacak. Ben konuştum Fenerbahçe yönetimiyle. İkisi birden gelirse 50 tane alınacakmış. Yani 2 tane az. Şanımıza yakışmaz demiş. Mali yapısını toparlayan Fenerbahçe yönetimi elindeki kadroyu tutmak için rahat nefes aldı. Fenerbahçe yönetimi UEFA'nın Financial Fair Play kısıtlaması gevşetmesi gelirlerinin atması, hmm. neyse kim Minji için gelen teklifleri reddeden Fenerbahçe demiş. Ne alakaysa Samatta dediği şeyde kim Samatta kim de mi oynuyor Samatta? Ne yani anlamadım. Avrupa'nın gündeminde olan Serdar Dursun, Zayt, Kres... Zayt kim? Şey mi? O da mı? Kiminci de oynuyor. Crespo, Pelkas, Salahi gibi oyuncular sezon şampiyonluk takım. Bu ne enteresan bir şey. Samatta kalıyor yazmış. Fenerbahçe satış konusunda cibni davranacak. Sarı vazifetler, Lemos, Kovku, dışında hiçbir oyuncusunu gözden çıkarmış değil. Lemos, Kolkır, Meyer. Ya abi. Hani Allah göstermesin. Rabbim kimseye vermesin. Ben komada falan mıydım? Yani uykuda falan kışı ne yatıyor muydum? Ben bunlardan hiçbir birinden haberim yok. Bunlar kim? Talebi doğrudan Samat kadroda tutan yönetim Jesus'la ilgili olumsuz karar veren Samat'ta kim? Kim ya? Allah Allah. Ya Sabuncuoğlu Özel. Kızıl Yıldız Fenerbahçe'den Mumana Samatta ile ilgileniyor demiş. Samatta kim? Ya ben özür diliyorum arkadaşlar. Hani siz burada benden duyum almak için buradasınız. Ne bileyim sohbet için buradasınız. Fenerbahçeli kimliğimden dolayı. Hani çok yapamıyorum ama belki esprilerden dolayı falan buradasınız ama. Cidden bilemiyorum. Hani uzmanlık alanım değil. Tıp bilimi falan mı? Hani e, oluyor ya mesela hani hastalık oluyor. E, kemik bürümesi, falan bir şeyler oluyor. Öyle bir şey mi bu? Ne? Tam anlamadım. Şörlot'a dönülür. Samatta'ya kulüp bulması söylendi demiş bir duyumcu arkadaş. Hakkınızı helal edin. Özür diliyorum. Yani bu benim hatam, benim kusurum. Anlamamak. Ee, o yüzden hakkı helal edin arkadaşlar. Ne anlatıldığını ben anlamıyorum. Yani e, idrak edemiyorum. Geçen de bir arkadaş şey yazmış. Mes, me, me, me Merut e, öril miydi? Yok. Me, meyut Meyus örülmedi miydi? Öyle bir şey yazmış. Onu da anlamadım. Yani kastettiğiniz şeyi lütfen biraz. Hani her şeyi anlamama beklemeyin arkadaşlar. Yani tamam az buçuk İngilizce biliyoruz. Hani az buçuk Arapça, biraz Farsça, az buçuk Kürtçe, Osmanlıca. Yani az buçuk bir Google çeviriyi falan da kullanıp bir şeyler yapabiliyoruz ama her şeyi anlamamızı beklemeyin. Yani anlamıyorum. Kusuruma bakmayın. Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk yük. Kambur. Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'un kadroda düşünmediği 10 yabancı ile affedilmeyen Mesut Özil ha ha bu bu. Bu is, bunu söylediler. Bu kim? Anlam. elden çıkarıp rahat bir nefes almak istiyor. 20 milyon euroluk yük sezon hazırlıkları, şampiyonluk parolası geç geç geç. 9 isim kafileye dahil edilmemişti. Tam 9 isim. Serdar Aziz, Crespo bunlar bizim sakat oyuncularımız. Bunları tanıyorum. E, Luis Gustavo Luis Gustavo da şu an için bizim futbolcumuz. Cavulker, Lemos, Meyer, Isirint, Arda Kurtulan, Mesut Özil. Bunları anlamadım. Yani Kolkır'dan sonra, şey Gustavo'dan sonrasını anlamadım. İstenmeyen tüylerden kurt, ha istenmeyen isimlerden pardon kurtulmaları şart. Takım yabancı oyuncu takviyesi yapabilmek için de Sarı Hacıvet'ten acilen istenmeyen tüyler, şey istenmeyen isimlerden kurtulması şart. Jesus'un istemediği 11 oyuncu var. Bunların maliyeti 20 milyon euronun üstünde demiş. Ben çözemedim. Yani bu Meyus, Öril falan bu Kamasta mıydı? Kamasta mıydı? Kamara mıydı? Samarka mıydı? Semerka ne bir şeydi? Onların falan yıllık ücreti mi 20 milyon euronun üstündeymiş? İyi de bizim Olmayan topçuya biz niye para verelim ki? İlginç. Fenerbahçe'nin teklifine red. Neyse çok da abartmayalım. Şimdi iki saatte hocam sen de tamam ya uzattıkça uzattın. Tamam anladık. Sabah değiliz demeyin. Fenerbahçe'nin Palmer yaşta oynayan forvet oyuncusu Dudu için yaptığı teklifi 30 yaşındaki futbolcu reddetti. Palmeiras'ta Dudu diye forvet mi varmış? Hani biz Palmer Dudu diye kanat oyuncusu var diyebiliyoruz. Eee ya bizde bir karışıklık var ya arkadaşlarda bir karışıklık var ama Dudu Dudu -du değil o muydu ya? <laughs> Onun da içe gidiyor. Enver e ilgili transfer iddiası Dudu için Palmer yaz pazarlıklara başladı. 30 yaşındaki oyuncu Salih evetlere transfer olmak istemediğini net bir şekilde iki kulüp yetkililerine söylemiş. Hatta demiş ki Allah'ınız varsa beni göndermeyin. Ya, o tam tersi oluyordu değil mi? Ee... Ay. Yine devam edelim. Ee, Fenerbahçe geri adım attı falan filan. Mariano Diaz. Şimdi az önce 12 numaranın Spaces yayınında bir şey söylenildi. Eee Fenerbahçe yayında demişler ki Fenerbahçe taraftarından bir kısım Mariano Diaz... Dur. Tam cümleyi okuyayım mı? Tam cümleyi okuyayım. Bazı hesaplar adı bizle geçen Mariano Diaz isminde memnun değil beğenmiyorlar. Adamın ayağına top değmedi daha. Belki çok iyi bir sezon geçirecek demiş. Hani ben bu açıklamada Mariano Diaz Fenerbahçe'de olarak çıkarımda bulunuyorum. Yani 12 numaraya göre Mariano Diaz Fenerbahçe'nin kesinlikle futbolcusu yani %100 imzalandı diye anlıyorum. Ee, yani ben buradan anlıyorum. Yanlış anlamayın bu cümle bende bu izlenimi uyandırıyor. Ve hani bir daha okuyayım. Bazı hesaplar adı bizde geçen Mariano Diaz isminden memnun değil, beğenmiyorlar. Bu iddia. Şu kısım. Adamın ayağına top değmedi daha. Belki çok iyi bir sezon geçirecek. Şimdi 2 senedir 3 senedir oynamadığı için zaten taraftar tepkili. Yani 2 senedir 3 senedir oynamadığı için taraftar tepkili. Doğru gün maç sayısında olmadığı için taraftar tepkili. Hani biz de biliyoruz. Yani işin kolayı nedir? İşte Cavani'dir, Luis Suarez'dir basarsın parayı. İşin kolayı bunları getirmektir. İşin kolayı bunları getirmektir. Ama işin zoru hani kütür kütür forvet almakta. Mariano Diaz ismi bana biraz kolayına kaçmak gibi geliyor. Tereddütler içerisindeyim. Misal ben e, William Carvalho'yu da Arao'yu da istemiyorum. Tereddütler içerisindeyim. Crespo malum, İsmail Yüksek malum. Ya Gustavo'yu gönderemiyorsun daha malum. Hani hal böyleyken daha neyin şeyi diye. Ha Gustavo'yu 5'e satarsın. Crespo'yu 15'e satarsın. 20. İsmail Yüksek durur. Carvalho'yu az orta saha olarak 5'e getirirsin. O dersin ki 15 milyon euro cuk kaladın cebe. Müthiş. Zaten aşağı yukarı Gustavo'ya vereceğim maaş kadar da maaş vereceği için Crespo'nun maaş yükünden de kurtulmuş olsun. 700-800-900 bin eurodan da kurtulmuş olursun. Süper. Tek kelime etmem. Ama öbür türlü biraz dokunuyor. Mariano Diaz, Jesus Ali Koç'tan Mariano Diaz'ı istedi diye duyumlar var. Ben bunu da konuşayım açıkçası. Şimdi Real Madrid'de bir sene sözleşmesi kalan oyuncuyu bedelsiz bırakmaya hazır diyorlar. Bunu denen duyumcu arkadaşların şu ana kadarki bütün duyumla yani bütün cümlelerin, bütün kelimelerin altına imza atarım. Doğru. Jesus Ali Kuş'tan Diaz'ı istedi. Hani istedi demeyelim de bir araştırma yapın bakalım dedim. Diaz'ın 5 milyon euro civarında maaş talebi var. Bu da doğru. Fenerbahçe 3,5 milyon euro civarına çıktı görüşmeler devam ediyor diye. Ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe 3 buçuk çıktıysa daha gitmez. Ya oyuncu inecek ki Fenerbahçe direkt 3 buçuğu da veremez. Öyle bir maddi gücümüz yok bilginiz olsun. Sadece şey olur işte hani e, şu kadar oynarsan şu kadar, bu kadar oynarsan bu kadar, şöyle yaparsan şu kadar, böyle yaparsan bu kadar diye belki bir ihtimal hani e, bonus mu diyor diyorlar. Hani belki bonus içeren teklifte bulunmuştur. Onu da söyleyeyim. Şimdi Jesus Benfica'daki son döneminde Diaz'ı çok istemiş. Alamamış. Bu zaten herkesi bilinen bir şey. Ee, bir yıl sözleşmesi kaldı. Real Madrid 63 milyon euroya aldığı diğer golcü Luka Jovic'i bile Fiorentina'ya bedava yollamış. Luka Jovic'i. Şimdi Fiorentina'ya bedava yollamış. Bizim taraftar yazıyor. Diyor ki Diaz'ı boşverin Jovic'i alalım. Lan adam gitmiş. Ki e, ben bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Eğer Fiorentina'ya bunu bedava veriyorlarsa yani bizim salaklığımız olur. 16 milyon euro piyasa değeri. Hani Kosova doğumlu 1.82'lik futbolcu e, Luka Jovic. Ben Jovic'e okeyim ha bilginiz olsun. Eğer e, bedava hatta yıllık ücreti 5 milyon euro olsun. Verelim 5 milyon euro. Okeyim ben. Yıllık ücret 5 milyon. Helal hoş olsun. Şekerim gelsin 5 milyon euroyu alsın. Tereddütsüz forvet. Tereddütsüz forvet. Hani Bundesliga'da falan yaptıkları malum. İyi de hocam geçen sezon 19 maça çıkmış. Bir gol 3 asisti var. 549 dakikada. Olsun. Yaşı daha 24. Yaşı daha 24. Bir önceki sene de hocam Bundesliga'ya falan kiralanmış. 23 maça çıkmış. 4 gol 1 asist. 1095 dakika. Yaşı daha genç. Forvet 24 yaşında. Bir önceki sene 27 maça çıkmış. 2 gol 2 asist. 806 dakika hocam. Buna ne diyeceksin? Yaşı daha genç. Hocam Mariano Diaz'a gelince e, yaşlı buna gelince genç mi diyorsun? Mariano Diaz 28 yaşında. Ama 5 milyon euro yıllık ücret verilmez. Ben bilmiyorum. Piyasa değeri 6 milyon euro yazıyor. Hadi o da çok önemli değil. Hadi onu da çok saymıyorum. Mesela 2021-22 şeyine bakıyorum. Ya da siz bakın ya. 2 saat beni yormayın. 11 maça çıkmış. Bir gol bir asist. 397 dakika. Diyeceksiniz ki hocam. Ya Benzema çok iyiydi. Bir önceki sezon 22 maç. Bir gol 680 dakika. Bir önceki sezon. Yani 2019-20'ye kadar gittim. 7 maç. Bir gol 84 dakika. 2018 19'a gidiyorum. 2018 19'a gidiyorum. O kadar geriye gidiyorum. 22 maç, 4 dakika şey 4 gol, 746 dakika. Ulan 2017 18'e gideyim bari. Hani şu elemanın çok oynadığı bir şey bulayım. 2017 18'de Lig 1, Avrupa Ligi, Kupa Frans, Fransa Kupası 45 maçta 21 gol, 6 asist, 3286 dakika. Yani 2017 18. 5 sene önceki Diyaz'dan bahsediyorum. 5 sene önceki Diyaz'ı ben de istiyorum. 5 sene önceki. Anlatabiliyor muyum? Ee, umarım anlatabildim. Diyaz olayında konuştuk. Yani 3.75'e çıktıysak, 3.5'a çıktıysak, 4'e çıktıysak zaten Diyaz bize gelir. Yani böyle şey nereden olacak takıma? Onu da söyleyeyim. Şimdi takımımızda 24 yaş altı oyuncu sayısı çok fazla. Bak Fenerbahçe'nin iyi bir geleceği var. Arda, İsmail Yüksek, Rossi, Muhammed, Altay, Ferdi, Osayi, İshak, Salahi, Lincoln, Emre Mor, Kim Minji. Şimdi Wellington ismi gündemde o da olursa. Dehşet bir vahşet bir kadro var. Müthiş bir jenerasyon var. Hani önümüzdeki 10 seneyi belki 5 seneyi 10 seneyi amort edebilecek bir jenerasyon var. Ama elimizde. Ha şunu söyleyeyim. Vinicius Souza bir yerde gördüm. Fenerbahçe Vinicius Souza şeyine çekilmek üzereymiş transferinden. Üsküdar'da sabah oldu ama arkadaşlar için hala akşam herhalde. Günaydınlarımı iletirsiniz dostlarımıza. Yani zaten böyle bir olay yok. Şimdi kulüp bürüş Vedat Muriçi olayı. Forvet'te onu da konuşalım. Biraz uzun bir olay ama ben çok kısalta kısalt anlatacağım. Belçika ekibi kulüp bürüş. Vedat Muriç'i Lazio'dan Sabahleyin 9 milyon euroya. Öğlenleyin 9.5'a. Öğleden sonra ise 10.5 milyon euroya transfer etti. <laughs> Tabii 6 Temmuz'dan bahsediyorum ben şimdi videoyu çekiyorum yüklemesi 7 Temmuz'u bulacak. 6 Temmuz günü böyle gelişmeler oldu. Şimdi sonrasında dediler ki 9 milyon euro bon servis ve bonuslarla transfer ediyor. Son detayları görüşüyorlar diye. Şimdi 10.5 milyon euro artı bonuslar diyenler de var. Vedat da yıllık 2 milyon euro kazanacak diyenler de var. Kulüp bürüşüden için. Diyelim bu transfer gerçekleşti. Düz mantık 10 milyon euro diyelim. 10 milyon ya da 10,5 diyelim. 10,5 milyon euroya transfer gerçekleşirse Fenerbahçe bu transferden %5 pay alacak arkadaşlar. 550 bin euro. Şaka yaptığımı zanneden arkadaşlarım var. Şaka yapmıyoruz. Ee, bak şöyle bir cümle kurmuşlar 12 numaradan Wegorst ee, ve Joshua King ikisi de Premier Lig'de küme düşen takımların oyuncuları Biri Beşiktaş'a geliyor el üstünde tutuluyor Biri Fenerbahçe'ye gelme ihtimali oluyor Yerden yere vuruluyor Zaten insanların görmesi gereken mevzu bu Daha ayağına top değmemiş adam değersizleştiriliyor Demiş Eee Yani kısmen katılabilirim ama şimdi olay başka. Neyse, biz Joshua, Joshua King miydi? Şey yaparken yazalım. Şimdi Vedat Murici, bildiğim kadarıyla Fenerbahçe tarihinin en pahalı satılan forveti. Bildiğim kadarıyla. Şimdilik ya da. Vedat 19.92'ye gitti. Ama buradan 550 daha gelirse e, 20 20,47 yani 20 buçuk milyon euroya falan gitmiş oluyor. Tabi bu 20 buçuğa gitmiş olduğu için Fenerbahçe 5.6 Çaykur Rizespor'a vermiş oluyor. Yine kazanç 15 civarı falan ama 20,6'ya gitmiş oluyor Vedat Mur için. i̇nşallah hayırlısı olsun onun hakkında. Onu da söyleyeyim. İyi de hocam bizim Vedat'ta hani 2,5 milyon euro artı %5 şeyimiz yok muydu? Yani 2,5 milyon euro daha alamaz mıyız? Allah'tan korkun daha ne alacaksınız onu aldık. O 2,5'ü aldık merak etmeyin. Yani geçen sezon başında falan aldık. Yiğit hocam transfer market'a yansırdı arkadaşlar bakın. Transfer market sitesine göre Fenerbahçe geçen sene zararda. Eksi bilmem kaç zararda. Ama Financial Fair Play'e göre ise Fenerbahçe zararda değil. Aksine artıda. İyi de nasıl oluyor? Şöyle oluyor şekerim. Ee, şimdi biz Vedat'tan ekstra bir para aldık. Biz Elif Elmas'tan da ekstra bir para aldık. Biz geçen sene Giuliano'dan da tazminat aldık. Tazmin, Giuliano'nun parasını tam göndermemişlerdi. Tazminat aldık. Yani Fenerbahçe'nin transfer market geçen sezon bütçesi artıda. Anlatabiliyor muyum? Artıda. Şimdi... İyi de hocam flash ayrılıklar, bilmem transfer bütçesi falan filan. Orada böyle yazıyor, şurada böyle yazıyor. Siz ona çok aldanmayın. Yani siz buna çok fazla aldanmayın. Yani 2021 22 sezonundan bahsediyoruz. Doğru muyum? Şuradan da açayım. Eksi 11,79 gösteriyor. Mesela Samadda'ya 6 yazmış. Samadda'ya o sezon verdiğimiz 1,5. Her sene 1,5 ödüyoruz. Mesela bu sene de 1,5 ödedik Samadda'ya. Şu anda Fenerbahçe eksi 5'lerde falan bilginiz olsun. Zam attı bir buçuk ödedik. Berisha 5 diyor. Berisha'ya 5 vermedik ama hadi 5 diyelim. 6,5. 3 kimminciye verdik. 9,5. 1,5 Crespo'ya 10, 11. 1,35 Burak Kapaca 11. 12,35. Düz mantık 12,5 diyelim. Şimdi gelirlere bakıyorsun. Frey 2. Tiyan 1,5. Ozan 1. Dört buçuk işte Adem 800 e, Sadık 761 falan filan. Şimdi e, gidenlere baktığın zaman 10, 12 buçuk dedik. Gelir 6 gösteriyor. Hayır. Giuliano'dan para var. Elif Elmas'tan var. Vedat'tan 2.5 geldi mesela. 6.5 Hani 6 diyelim. 2.5 8.5. Elif Elmas'tan 1 geldi. Giuliano'nun tazminatı 3.5 diye hatırlıyorum. 13. Fenerbahçe geçen sezondan 1 milyon euro artı da. Ama inanmazlar. Aksine Fenerbahçe bu sezon şu anda ekside. Mesela Rossi 5.5. Lincoln 3.5. 8.5. Emre Mor 2. 12.5. Şey 11. 8, 9, 11. Bir buçukta Samatta'dan 12 buçuk arkadaşlar. Fenerbahçe şu an eksi 12 buçukta. Gelirlerde 3 Ozan'dan 4.5 Allah yerden 7.5 Şu anda Fenerbahçe eksi 5'te. Bilginiz olsun. Ha ıvır zıvırlar, tırıvırlar e, giderse ki büyük üzere e, o zaman bir şeyler olabilir. Arkadaşlar. Bunu da anlattık. Mesela e, Luis Gustavo Botafogo'nun 4 milyon euroluk teklifinin olduğu iddiaları vardı. 4 milyon euro falan imkanı yok. Böyle bir teklif sunmuyorlar. Keşke sunsalar hemen paketleriz. Bu gerçeği yansıtmıyor. Mesela Fenerbahçe şu anda eksi 5'te dedim. Artıya nasıl geçer? Zayt'la. Miha Zayt için iki farklı teklif var. 1. kulüp bürüş, iki Torino. Torino'nun teklifi 6 milyon euro. Arkadaşlar bonusları içeriyor bu direkt peşin 6 milyon euro değil bonusları içeren. Bu arada hocam sen kim diyordun az önce hesaplamasını yaptın. Tabii ben hesaplamasını yaptım ama oradaki ince espriyi anlamayan arkadaşlarım yorumlarda sorabilirsiniz. Bu adam niye böyle kim diyor diye size açıklasınlar. Orada bir espri var. Bu espriyi kaçırmamanız lazım. Sonra kanalımızın müdavimi olursunuz. Böyle şeyleri öğrenin. Böyle şeylerin önemi çok büyük. Şimdi Torino 6 Kulüp Brüj'ün de teklifi var. İnşallah Kulüp bürüş Vedat'taki bonkörlüğünü Zayis'ta da yapar. Yani yakışır Kulüp Brüj'e. Yani hem kulüp hem bürüş. müthiş bir takım. Tam Vedat'lık takım, tam Zayis'lık takım. E başka futbolcularımız da var. Para edecek olan mesela bir savunma oyuncumuzu 3 milyon euroya göndermek üzereydik. Ben imza bekliyorum hala. E daha başka futbolcularımızı istiyorlar, ediyorlar. Şu anda ortalık karışık. Yani transferler bir an önce olsa da biz de yolumuza baksak. Mesela Uğur Kağan Yıldız. Bu çocukta, bu kardeşimizde de ben Fenerbahçe'de e, önümüzdeki süreçte görmüyorum. Neden görmüyorum? Göztepe. Yani sosyal medyadaki duyumlardan bahsediyorum. Göztepe 2002 doğumlu Sabek Uğur Kağan Yıldız'ı on servisiyle almak için yani bu transfer için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sözleşmede Sonraki satıştan pay ve Uğur Kağan'ın sonraki satışında Fenerbahçe'nin öncelikli e, öncelik hakkı maddeleri olacak diyor. Yani ya sonraki satıştan hem sonraki satıştan pay hem de öncelik. Şöyle söyleyeyim. Uğur Kağan gitti Göztepe'de uçtu. 2 milyon euroya bir takımla anlaştı. Burada şöyle bir durum var. Ee, mesela Fenerbahçe'nin alın önceliğine kadar 500 bin euro. Fenerbahçe 2 milyon euroya satıp 500 bini Göztepe'de kalıp bir buçuk Fenerbahçe kasasına girebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oyuncu önce Fenerbahçe'ye geri dönüp sonra satıldığı için yetiştirme bedeli de alıyoruz. Ve sonraki satıştan da yetiştirme bedeli alıyoruz. Artı 2 milyon euroya satarken de sonraki satıştan %40 pay maddesi koyun. Yine Fenerbahçe'ye akıyor. Normalde Ümraniye Spor'la her konuda anlaşmıştık. Uğurkan Yıldız için. Ama bir nevi oynama garantili gitmiş olur Göztepe'ye. Yani Anadolu takımına gidiyor. Mecbur oynatacaklar ee, para kazanmak açısından. Ee, bu tip geliştirme modelinde, bu tip partnerlik modelinde ben doğru buluyorum arkadaşlar. Bu kısımdan da benim aktaracaklarım bu kadar. Yani Fenerbahçe'ye 20 milyon euroluk müjde. iki tane kötü haber dedim. Ee, i̇ki tane kötü haber kim? Şamarta mıydı? Onunla herhalde Merur Tözüydü miydi? Gerçi daha çok kötü haberim var ama. Anlamadığım için mazur görün. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.